Merhaba, ben İlknur Çakar, kalite görevlisi olarak çalışıyorum. Bugün size sağlıklı indikatörlerle ilgili bilgi vereceğim. İlk olarak indikatör gösterge nedir dediğimizde bir sürecin işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu gösteren araç diyebiliriz. İndikatörler kısa dönemli sonuçlardır ve oranlarla ifade edilirler. Bu oranlarla ifade edilme sürecinde İlk ölçmek, sonrasında ölçümleri değerlendirmek ve sonrasında bu ölçümleri değerlendirdiğimizdeki sonuçları iyileştirmek olarak düşünebiliriz. Peki sağlıkta gösterge neden kullanılır? Göstergeler hasta, sistem ya da personele yönelik sonuçları değerlendirme ve iyileştirme amacıyla kullanılırlar. Sağlık hizmetinde düzenli ölçülen ve izlenen göstergelerde bize hastaların durumunu, sunulan hizmetin performansı ve kalitesini hakkında bilgi verir. Peki sağlıkta kalite göstergelerinin önemi nedir? İlk olarak hizmetin kalitesinin ölçülmesi, sonrasında iyileştirme gereken süreç ya da bölümün kısa zamanda tespit edilmesi, konuyla ilgili yönetimsel başarının ortaya konulması, üzerinde çalışma yapılan bölümle ilgili başarı veya başarısızlık eğiliminin tespiti, bölümler arasında kıyaslama yapılması imkanı, kurumlarda ve süreçlerde iyileştirmeye ilişkin planlamaların yapılması, ileriye dönük politikaların oluşturulması diyebiliriz. Gösterge yönetiminde 10 tane basamak var. Bunlardan ilki ölçülecek göstergelerin belirlenmesi. İlk olarak neyi ölçeceğiz? Bunu belirliyoruz. Sonrasında sorumluların belirlenmesi ve kişilere konuyla ilgili eğitim verilmesi. Bu göstergenin sorumlusu kim olacak? Onunla ilgili belirleme yapılıyor ve gösterge eğitimini veriyoruz. Gösterge izlem sürecinin belirlenmesi, alt göstergelerin belirlenmesi, hedef değerinin belirlenmesi. O gösterge sürecindeki bizim hedefimiz ne olacak? Burada onu belirliyoruz. Veri toplama yöntemi ve periyodunun belirlenmesi. Burada veri toplama yöntemi bazen manuel, bazen sistemi üzerinden olabiliyor. Bazı veriler aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyotlarla takip ediliyor. Veri toplama, verilerin analizi ve yorumlanması, gerekli ise iyileştirme çalışmalarına başlanması ve son olarak gösterge izlem sürecinin gözden geçirilmesi olarak basamaklar tamamlanmış oluyor. Peki biz bu süreçleri nerede tanımlıyoruz? Biz bu süreçleri kalite iyileştirme ve hasta güvenliği prosedüründe 6.3 kalite iyileştirme yaklaşım başlığı altında yer alan basamaklarımızda tanımlıyoruz. Bununla ilgili zaten ekranda siz de başlıkları görüyor olacaksınız. Bu bizim yoğun bakım ünitesinde basa ülseri oranı. Burada yer alan başlıkları siz de görüyorsunuz. İşte alt göstergeler, veri izleme alanları, termin zamanı, veri toplama sorumlusu, bahsettiğimiz sorumlu, periyot, metot, kaynak gibi basamaklar her indikatör kartında mevcuttur. Burada hedef ve performans göstergeleri tablosunda takip etmiş olduğumuz tüm gösterge kartlarımız mevcuttur. Burada aylık gelen sonuçların, oranların ay bazında takibi sağlanıyor. Biz bu indikatör gösterge kartlarının sonuçlarını her ay hatta her ayın 3. haftasında gerçekleştirdiğimiz kalite kurulunda aylık olarak takip ediyoruz. Yıl sonunda ise yönetim gözden geçirme toplantısında yıllık sapma olanları değerlendiriyoruz. Bununla ilgili olarak sapma olan göstergelerimizi kalite ve yalın birliğiyle, yalın araçlarla ilgili alan ve kişilerle iyileştirme çalışmalarını yapıyoruz. Bununla ilgili olarak takip ettiğimiz toplamda 264 göstergemiz var. Bunun 157 tanesi klinik kalite göstergeleri, 83 tanesi sağlıkta kalite standartlarında yer alan göstergeler. Bunların 53 tanesini Sağlık Bakanlığı göstergesi olarak TÜRGÖS'e girişini yapıyoruz. Ayrıca kurum olarak 24 tane de göstergeyi takip ediyoruz. Hedef ve performans göstergeleri tablosunda yer alan bilgileri kalite kurulu ve diğer toplantıları hazır edebilmemiz için öncesinde bize verilerin zamanında tam ve doğru olarak gelmesi bizim için çok önemli. Klinik kalite ve TÜRGÖS göstergelerini kurumsal kalite sistemi üzerinden girişini yapıyoruz. Bu girişlerin ekran görüntülerini yandaki slide'da zaten göreceksiniz.
Sonrasında yıllık olarak bizim takip ettiğimiz ve web sitemize yayınladığımız bazı göstergelerimiz var. Bunlardan 6 tanesini örnek olarak ben size sundum. Medicability.com.tr üzerinden kalite ve akreditasyonun altında bu göstergelere ulaşabilirsiniz. Son olarak aynı şikayette geri dönüşün azaltılması, sıfır enfeksiyon oranı ve hızlı iyileşme erken taburculuk bizim kurumsal hedefimiz. Bunlar da aynı şikayette geri dönüşün azaltılmasında hedefimiz maksimum %1. Sıfır enfeksiyon oranında hedefimiz 0. Hızlı iyileşme erken taburculukta ise maksimum 3 gün olarak hedefledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.